şöyle düşünelim. Ya böyle bir sevgi yok. Böyle bir aşk yok. Farkında mısınız? Hiç kimse açlık için gelmiyor, biliyor musun? Hepimiz kazalara, belalara karşı gele. Ne niyete verilmişse Şah-ı Merdan Ali, İmam Hüseyin, İmam Hasan o niyetlerimizi kabul ediyor. Şöyle güzel canlarla şu oruç açmayı cümlemize nasip ediyor. Dertlere derman ola. Hastalarımıza şifa ola. Sağlıklarımıza da bir selamet ihsan eyliyor. Zeynep anamızın bereketi de sofranızın, aşımızın, işinizin, mutfağınızın, kesenizin gelecek güzel günlerinizin içinde ola. Şu lokma değmeyi geçene, getirene, pişirene, hizmet edene, yiyene, yedirene, Hak Muhammed Ali acık eder dokundurmasın. Dili bizden olsun. Kabulü de Fatma-i Zöhre'den olsun. İnayette masum ufaklardan olsun. Allah Muhammed yani Nur İman olsun. Ailelerimizle, tüm çocuklarımızla hak lokmalar yemeyi bizlere nasip eylesin. Evlerinize sağlık, mutluluk, güzel rızıklar nasip eylesin. O zatlı Hızır'ın inayeti aşınızın, evinizin, mutfağınızın içinde bereketi hiçbir zaman eksik olmasın. Hak bizleri neyle karşı karşıya getirirse getirsin, hiçbir konunu evlat acısıyla karşı karşıya getirmesin. O zatlı Hızır onların şefaatlerini, güzelliklerini yarınlar aydınlık eylesin. Çocuklarımız da yarınlar aydınlık olsun. Hak Muhammed Ali her daim yanlarında olsun. Dili bizden olsun, kabulü cennetimiz İmam Rıza'dan ona. Gerçeğe hümüne yani. Muaviye muhakeminden vazgeçmiyorum. Ama biz de Hüseyin'in duruşumuzdan asla ama asla geri adım atmıyoruz. Evet canlar. İmam Hüseyin himmet eylesin. Dedeleri himmet eyleyin. Tabii oruç bizler için çok anlam ifade ediyor. Yani oruç tamam nefsi bir yönde terbiye etmek, açlığı hissetmek, açı arayıp doyurmak deseler de bizim alevilerin orucu bedenimizi evet aç bırakmak değil, onurlu yaşamaktır. Bedenimizi aç bırakmak da değil, adaleti savunmaktır. Bizim orucumuz bütün azalarımızla oruçlu olmamız lazım. Ve 365 gün oruçlu olmamız lazım. Biz gözümüzün orucunu, kulağımızın orucunu, gözümüzün orucunu, dilimizin orucunu, elimizin orucunu, ayağımızın orucunu, belimizin orucunu tutmamız lazım. Eğer bunları tuttuktan sonra bizim tuttuğum oruçlar hak katında kabul olanlardandır. İmam Hüseyin bizim açlığa ihtiyacı yok. Bizim susuzluğa da ihtiyacımız yok. Ama İmam Hüseyin'in bıraktığı yolda verdiği mesaja hepimizin ihtiyacı var. Yerde aramayacağız. Hızır'ı nerede arayacağız? Birbirimizi arayacağız. Birbirimizin ellerinden tutacağız. Birbirimize sahip çıkacağız. Hazreti Muhammed hep kelamını söylerler. Efendim kapı komşunuz açken tok yatıyorsanız bizden değilsiniz. Bu ülkede şu an binlerce sevgili dostlar cezaevlerinde insanlar var. Yurtlarından sürülen insanlar var. Eğitim koşullarını hepiniz görüyorsunuz. Tamamen ülkenin her yerini İmam Hatip mantığı çerçevesinde bölündürmeye çalışan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Oysa ki bu coğrafyayı sevgili dostlar adalet kurtarır. Bu da neyle olur? Sevgiyle olur, kardeşlikle olur, birbirine sahip çıkmakla olur. 2024 yılındayız. Hala şu içinde bulunduğumuz mekanlarımız inanç merkezleri, Alevilerin ibadethanesi olarak kabul görülmüyor. Ne deniliyor?
götürüp bir tane Kültür ve Turizm Bakanlığı ismi altında bir daire başkanlığı oluşturdular. Gelin elektrik paranızı ödeyelim. 3-5 kuruş para da size verelim. Buyurun gelin. Hani hep dedelerimiz bunu pillerimiz derdi. Muaviye'nin pilavı yağlıdır. Gelin bu pilavı da 1-2 kaşık da siz yiyin. Buna evet diyen sevgili dostlar, Şah Hüseyin'in mücadelesinde niçin bedel ödediğini demek algılamamış, anlamamış olur. Biz tarih boyunca kendi kimliğimizden, itikadımızdan, inancımızdan dolayı acılar yaşadık, yaşıyoruz, yaşamaya devam ediyoruz. Cumhuriyet'in 1. yüzyılından, Dersim'den, Maraş'tan, Çorum'dan, Sivas'tan, Gazi'den, Gezi'den bugüne kadar sevgili dostlar, biz zulüm yaşıyoruz. Bu zulümlerin en ana teması da diğerleri gibi olmayışımızdan dolayıdır. Sadece Cumhuriyet'in 1. yüzyılında değil sevgili dostlar. Yavuz Sultan Selim, Kuyucu Murat Paşalar, efendim onlarca, yüzlerce Kuçgiriler, Kuçgiri isyanı, Celali ayaklamaları, biz buralarda hep acılar yaşadık sevgili dostlar. Pillerimiz, oğullarımız her biri bu çerçevede söz kurdular. Bu sözün ana teması neydi sevgili dostlar? Gelin canlar bir olalım, iri olalım, diri olalım. Hak için kendini kurban eyleyen, kurban eyleyen Şah-ı Merdan oğlu İmam Hüseyin, İmam Hüseyin. Cümle erenlere ferman eyleyen, ferman eyleyen erenler serdarım İmam Hüseyin, İmam Hüseyin. Erenler serdarım İmam